Fetullahçı terör örgütünün mülkiye yapılanması davasında yerel mahkemece örgüt içindeki yararşık yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onanan eski İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu Edirne'de cezaevine konuldu. Alınan bilgiye göre İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi Fethullahçı Terör Örgütü'nün mülkiye yapılanmasına yönelik davada yerel mahkemece örgüt içindeki yerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün cezası onanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu avukatları ile birlikte Edirne Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. İnfaz savcılığındaki işlemlerinin ardından Mutlu Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri nezaretinde Edirne F-Tipi cezaevine götürüldü. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 9 Şubat'ta karara bağlanan FETÖ'nün mülkiye yapılanması davasına ilişkin istinaf başvurularını karara bağlamıştı. Ceza Dairesi, sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın, Erdal Çakır, Necmettin Kalkan, Nurullah Çakır, Fatih Şahin, Murtezi Balcı, Yusuf Yavaşcan, Feyzullah Özcan, Haluk Nadir ve Yılmaz Kurt hakkında yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun bulmuştu. Yerel mahkemenin kararında usulü ve esasa ilişkin aykırılık bulunmadığına karar veren mahkeme bu nedenle sanıklar hakkında yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar vermişti. Dairenin kararı ile sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın, Erdal Çakır, Necmettin Kalkan, Nurullah Çakır, Fatih Şahin, Murtezi Balcı, Yusuf Yavaşcan'a verilen hapis cezaları ile Feyzullah Özcan, Haluk Nadir ve Yılmaz Kurt'a verilen beraat hükümleri onanmıştı. Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu örgüt içindeki yararşık yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.